Versin kalanlara. Gerçekten hüzünlü bir bayram geçti o bölgede. Allah sabırlar versin diyorum. Uzun ömürler versin uzun adama. Gerçekten ben kefen giydim. Aramızda milletvekillerimiz var, milletvekili adaylarımız var. İsmini söylemediğim milletvekili adayı. Birileri sosyal muhalefete çağrımı yeniliyorum. Rahat durun. Bırakın işimizi yapalım. Vatandaşın aklıyla oynamayın. Çünkü sürekli vatandaşın aklıyla oynuyorsunuz. Kentsel dönüşüme karşı çıkarak toplantılar yapa yapa ülkenin kentsel dönüşümündeki adımlarını engellediniz. Düne kadar Türkiye Cumhuriyeti hazinesinde hiçbir şey kalmadı diyenler daha 5 dakika sonra biz iktidara geldiğimizde Merkez Bankası'ndaki altınları liralara çevirip dağıtacağız. Merkez Bankası'nın ve hazinenin kasası boşsa ne dağıtıyorsun? Boş değilse niye boş diyorsun? Aklımızla, vatandaşın aklıyla oynama. O yetmiyormuş gibi 21 yılda Türkiye'de yurt dışından gelen yatırımların miktarı belli. Doğrudan ve dolaylı yatırımların miktarı belli. Türkiye güvenilir bir ülke. Özellikle de gelişmekte olan ülkeler içerisinde en çok yatırım alan ülke Türkiye. Sen kalkıyorsun bu toplantılarda ben şu kadar para getireceğim diyorsun. Kusura bakma. Hiçbir fon yöneticisi, hiçbir ülke, hiçbir uluslararası kuruluş muhalefetin liderine de yöneticisine de bakıp bir ülkeye yatırım yapmaz. Tüm fonlar, yatırımcılar doğrudan ve dolaysız yapacak olanlar iktidarın ne dediğine bakar. İşte iktidarı 21 yıldır yöneten Sayın Cumhurbaşkanımız Allah'ın izni, milletimizin desteği ve teşkilatlarımızın bu muhteşem enerjisiyle 14 Mayıs'ta gene zaferi alacak. Zaferi kutlayacağız hep beraber. İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın söyleni doğru olan söylendir. Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkenin yöneticisi olarak söylediği şeyler yatırımcıyı çağırır. Kendinizi kandırmayın, milletin aklıyla da oynamayın. Biz 21 yıldır yürüyoruz. Sağımıza, solumuza milleti aldık. Arkamızda millet var. Ve milletle beraber yürüyoruz. Gururluyum. Son bir haftada TCG Anadolu gemisi, İHA ve SİHA'ların indiği gemi şu anda saray burnunda. Maalesef çok teşekkür ediyorum. Rabbim sizlere hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler versin. Ailenize bağışlasın inşallah. Bizler burada Mersin'de hepimiz büyük bir heyecan içerisinde yola çıktık. Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta Mersin'de rekorlar kıracağız ve akşam da balkonda zaferinizi hep beraber kutlayacağız deyip saygılarımızı arz ediyoruz efendim.